Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özürlüğü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 16 Temmuz 2023 Pazar. Bugün birçoğunuz muhtemelen mangalda olacaksınız. İyi yiyin. Yani yemişken hakkını verin. Öyle azıcık bir şey yiyip bırakacaksanız yapmayın mangal falan. Yani mangalın da bir örfü, adeti var. Yani mangal yapıyorsanız güzel yapın. Bir de mesela yarın çiğ olmuş, yarın bir şey olmuş. Yani mangalı pişiren arkadaşa da çok yüklenmemek lazım. Anlatabiliyor muyum? O da bir insan evladı. O da bir annenin çocuğu. O da bir can. Yani hatır için çiğ tavuk yenilir atasözünü de tekrardan hatırlatayım. Ona göre muhtemelen e, çok sıcak olan yerlerde yine girebileceğiniz su olursa da özellikle barajlara falan dikkat edin arkadaşlar. Göl ve barajların zemini çamur olabilir. Onlar çekebilir. Dikkat edin. Onun dışında denizlere falan iyi girin. Benim yerime de yüzün. Gelelim Fenerbahçe'ye. Arkadaşlar 3 tane hazırlık maçı yaptık. Hazırlık maçı değil de gönderme maçı gibi bir şey yaptık aslında. Ve maçlar aslında bir şeyi bangır bangır bağırdı. Merkezde oyun kurucu lazım bize diye bas bas bağırdı. Yani 8 numarada. Arao, Crespo, İsmail Yüksek. Tamam kendi çaplarında hepsi kaliteli oyuncular. Ancak bu 3 isimden ikisi sahada sahadaysa bize Jortingen'in Mortingen'e düşer. Yani çok affedersiniz ama gerçekten Cortingen'i e, Mortingen'e düşer bize. Kimse de darılıp gücenmesin. Çünkü bu 3 oyuncudan ikisi oynarsa takım üretemiyor. Türkçesi takım üretemiyor arkadaşlar ve e, oyun kuramıyor. Takımın mesela Serdar Aziz falan denedi e, geriden uzun topu ama Cico ile biraz becerdik. Alexander Cico da bu arada Cico çok sağlam başladı maça. Fenerbahçe kariyerine bilmiyorum yani hoşa gidecek bir şekilde başladı. Ceko, şey, Edin Ceko ikinci yarıda e, yani özellikle şunu söyleyeyim ben yani, ikinci yarıda golünü attı ama 3 hazırlık maçında da beğendirdi kendini. Hani insanların korkusu var benim de dahil. Acaba hani sövüşe mi geldi diye. İnşallah değil arkadaşlar. Ryan Kent ben buradayım dedi mesajını verdi. Yani üzerinden 10 üzerinden da top oynadı Fenerbahçe adına 3 tane e, kampın yani 3 tane maç oldu. Bu arada Cikun'un uzun topları çok beğenildi. E, ben arkadaşlar bir istatistik olarak önüme düştü. Çok da teşekkürler eee Comparisanator TY. son 3 sezondaki isabetli uzun pas performansı maç başına ortalama geçen sezon 6.35 uzun pas isabeti var. Maç başına ortalama. Ondan önceki sezon 5.23, ondan önceki sezon 4.79. Yani 6.35 ortalama uzun top başarısı. Takdire şayan bir başarı. İsmail Kartal. Fenerbahçe Teknik İsmail Kartal. Rusya St. Petersburg şehrinde yaptığımız kampın sonrasında Azerbaycan temsilcisi kardeşimiz Nefci Bakü ile oynadığımız müsabakayı ve turnuvayı genel anlamda değerlendirmiş. Bu arada da Nefci Bakü'lü kardeşlerimize de buradan selamlar olsun. Burası da sizin bir kardeşinizin kanalı. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Genel anlamda bizim için güzel bir kamp geçti. Sık aralıklarla 3 maç oynasak da %100 hazır olmasak da çok büyük sakatlık vermeden uzun ve orta vadeli kendi planlarımız antrenmanlarda oyuncularımıza yaptığımız yüklemelerle devam ettik. Türkçesi şu arkadaşlar. Birileri oynarken birilerine yükleme yaptık. Birilerine yükleme yaparken onları dinlendirdik. Vesaire vesaire. Bazı maçlardan önce biraz bunu kısıtlayarak maçlarda da çok fazla rakipler karşısında ezilmeden kendi oyun felsefemizi rakibimize hissettirerek oyunumuzu oynamaya çalıştık. Bunları zaman zaman bazı maçlarda yaptık bazılarında yapamadık. Bugün de ikinci yarı özellikle yapmak istediğimizi oyun felsefemizi rakibimize hissettirdik. Gol bulduk maçı kazandık. Buraya gelmek güzeldi. Bu hava şartlarında yaptığımız kamp dönemi bizim için gayet verimli geçti. İstanbul'da da Avrupa ön eleme ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların takıma dönmesi Ferdi'nin sakatlığı, Ciku'nun geç gelmesine rağmen hazır olması, Ceko'nun bugün güzel bir gol atması olumluydu. Takımın geneline baktığımız zaman bugün güzel sinyaller verdi. İnşallah bunu kendi oyun felsefemizle birlikte daha fazla geliştirerek like, yeni en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz demiş. Bizler çözüm üretmek için antrenörlük yapıyoruz. Taktik, rakibe üstünlük sağlamak demek. Rakip maç boyunca sadece bekleyerek kazandığı topla hızlı hücum veya sıkıştıklarında uzun topla forvetler üzerinden pozisyon bulmaya çalıştılar. Ceko'yu çok fazla markaj altına aldıkları için onu rahatlayabilmesi için etrafında bir tane daha top tutan oyuncu olmalıydı. Kanatlardan bir tanesinde topla dripling yapan ve iyi top taşıyan Emre Moro oyunu alarak orta sahaya da baskı ve dirençli oyuncuları koyarak rakibe baskı kurduk ve gol geldi. Yani arkadaşlar ne hocam bize ne okuyorsun bize ne bundan bana ne baskıdan bilmem şundan bunlar oyundan oyundan ben bir şey anlamadım hocam. Adam size diyor ki biz rakibimize çalışmadık ama sahada yaptıklarını gördük. Saha içerisinde oyuna hamleler yaparak müdahale ettik. Bilmem anlatabildim mi diyor. Birkaç tane daha gol olabilirdi. Bizim bir sistemimiz var. Bu sisteme bağlı olarak yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki şartlar, oyunun gidişatı, maçların durumuna göre çift forvet, forward, 3 forvetle de oynayacağız demiş. Jayden sol bekte fiziksel özellikleri fena bir oyuncu değil. Juan Perez de sol bek ve son stoper oynayabiliyor. Bugün Perez'i özellikle görmek için sol stoperde denedim. Ama bizim oyunumuz geriden oyunu hızlandırmak, oyunu kurmak, baskı altından çıkabilmek, kilidi açmak biraz daha yaratıcılığa dayalı. Perdi sağ bekte de sol bekte de Jayden ve Perez'in birkaç adım önünde. Hepsi bizim oyuncularımız. Maça göre, rakibe göre herkesi değerlendirebiliriz demiş. Hocam yerin dibine sokmuş Osterwolde'yi Perez. Arkadaşlar aslında burada Luan Perez bence yerin dibine sokmuş. Biz geriden oyun kurma falan da diye. Bence Perez'i beğenmemiş Toper'de. Şimdi herkes kadroları kurarken Luan Perez de kadro kuruyor ama dikkat etsin. Şimdi gelelim transfere. Gelelim transfere. Transfer listesinde yer alan isimlerle ilgili konuşan İsmail Hoca Livakovic'in durumu belirsizliğini korumakta. Bakın Livakovic'in adını İsmail Kartal zikretmiş durumda. Bekan'ın transferi gerçekleşti. Mustafa Hoca yine bildi. Çünkü kap videosu çekmek basit zannediyorsun. Bu akşam İstanbul'da tesislerde arkadaşlarla beraber kalacağız. Kafamızda bazı şeyler var. Bunları raporlayıp yönetime sunacağım. Arkadaşlar ben dün akşam size saat 21'de bir video izlettirdim o videoyu yemin ediyorum maçtan önce çektim. Yani istediğiniz her şeyi türlü de yemin edebilirim. Zaten dikkat edin o video ve bir önceki sabahleyin yayınladığım dün sabah 8.30'da yayınladığım videoyu karşılaştırın. Işığa bakın anlarsınız akşam çekildiğini. Mesela i̇şte bu videoda gündüz çekildi. Evet. ve orada bunu söylemiştim. On, bak İsmail Kartal 10 numara transferine yönelik soruya şu şekilde cevap verdim. Transfer dönemi devam ettiğine göre transfer olabilir. Başkanımızla yönetimimizle sürekli diyalog halindeyiz duruma ve kendi pozisyonumuza göre her şeyi değerlendiriyoruz. Zaman içerisinde yaşayarak hep beraber göreceğiz. Sadece 10 numara olarak değil 2 8 olarak planımız var. Yani 6 8 10'lu bir kurgu. 6 2 8'li bir kurgu. 2 8 10'lu bir kurgu. Zaman ve oyun içerisinde bir tanesi 10 numara evrilebilir. Biri 8 biri 6 gibi veya 2 6 1 8 1 10 gibi. Biz oyun içerisinde sistemimizi bu şekilde belirliyoruz. Kendi planlarımıza göre rakibe göre böyle planlıyoruz diyor arkadaşlar. Şimdi İsmail Kartal'ın açıklamaları net. Acaba Ahmet Ercanlar demiş ki Altay Bayındır kalede Fenerbahçe'nin Altay Bayındır varken Livakovic alacağını düşünmüyorum demiş. Şimdi Mustafa hocam sen de çok güvenmiyorum demiştin. Hani hep kaynağım Livakovic konusunda ısrarcıyız alacağız diyor ama sen dedin ki olmayacak diye. Ahmet Ercanlar da benzer, Ahmet Ercanlar benzerini söylemiyor. Ahmet Ercanlar mantık olarak gidiyor. Altay varken Livakovic alacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kesinlikle Livakovic'e ilgisi var. Bu doğru ama Altay'ın gitme durumu olursa alınabilir demiş. Arkadaşlar bunu mantıkla çözebilirsiniz. Livakovic bonservisten alınacak bir kaleci. Bonservis için para lazım. Para için birilerinin satılması lazım. Livakovic'i getireceksen Altay, e, İrfan Can'ın daha yeni bonservisini aldı. Mantık olarak Altay'ın gitmesi daha mantıklı. Yani uzun lafın kısası Altay kaça giderse, Divakovic o fiyata gelecek gibi. <laughs> bu da bir kumar. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi e, Fenerbahçe Livakovic transferini yakın zamanda açıklayacak dedi. BN Sports. Tamam mı? Ben bu şimdi yala, insanları kötülemeyeceğim. Yanlış anlamayın. Dinleyin. Sonuna kadar dinleyin. Bana özel haber verdiler. Dinamo Zagreb'den Livakovic'i kadrosuna katmak üzere 8 milyon euro Bon servis 1.8 milyon euro. Yıllık ücret 4 yıllık sözleşme dediler. Hırvat 24 satanın haberi. Kulübe yakın kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Dominik Livakovic Fenerbahçe ile henüz bir anlaşmaya varmadı. Dünyanın en ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano bugün yaptığı açıklamada Livi'nin Türk meslektaşı Yağız Savuncuoğlu'na atıfta bulunarak Fener'le kişisel şartlarda anlaştığını ancak şimdilik bir şey çıkmadığını duyuyordu ve bu bilgi doğru değil diyor. Yani Yağız Savuncuoğlu'na palavracı diyor. Fabrizio Romano FETÖ'cüdür diyor. Yok o kadar demiyor canım şaka yapıyorum arkadaşlar. Ee, yani bizim kaynaklarımıza göre bu kadar değil demek istiyor. Ivakovic henüz İstanbul yolculuğu yolunda değil ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin yeni üyesi olmayacak diyor. Şimdi i̇şte 10 milyon eurodan aşağı bırakmayacaklarını yazıyor kaynaklarından falan. İşte ben buna dayanarak söylüyorum. Arkadaşlar adamlarda hiç inme belirtisi yoktu. Onda 10, onda 10 dediler. Ben de bu yüzden söylüyorum. Yani adamların hala olmadı deme sebebi bu. Dün bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe İstanbul Spor forması giyen Valon Etemi ile ilgileniyor. İki kulüp arasında oyuncunun mali şartlarla ilgili bilgi arışverişi yapıldı diye. Ben bu haberin sahibi arkadaşı çok merak ediyorum. Nerede e, kaynağın neresi? Yani haberi nereden, nereden buldun da insanlara sundun? Bakın Etemi kötü bir futbolcu değil. Önce onu söyleyeyim. Yerin dibine soktuğunuz kadar kötü bir oyuncu değil. Ancak mükemmel bir oyuncu da değil. Yani Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu değil. Ya ben geçen sene hani Rossi'li Mosili oynarken şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki ya dedim. Ulan Etemi bile bizde oynar. İster misiniz dedim işte Etemi falan alalım. Ya arkadaşlar ben bunu esprisini şakasına söyledim. Şimdi Rossi'den zahaya çıkmak istiyoruz. Bir şu anda Rossi'den kente çıkmış durumdayız onu da söyleyeyim. Rossi'den kente çıkılmış durumda biz zahaya çıkmak istiyoruz. Rossi'den ama ben WhatsApp grubundakilere söyleyeyim. Eğer Etemi diye bir transfer gerçekleşirse Ali Koç'u istediğiniz küfür edebilirsiniz. Ben size karışmayacağım dedim. Çünkü eminim. İsmail Kartal'ın bu açıklamalarını duyduk. Bir dakika şurayı da arkadaşlar çok fazla kısımım var. Hani sizleri sıkmadan kafanızı bulandırmadan haberleri böyle okuyup moda moda okumadan sizlere söylemek istedim. Hani İsmail Kartal'ın canlı yayında bu transfer açıklaması da aslında günümüz konusu. Dekon'un gol atmasının önemli olması. Yani bu kampın devamında 26'ndaki maça ve ligi iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum demiş. Ya benim aklıma niye 27 geliyor ki de? Böyle? 27'si ya 26 değil 27'sinde 26 çarşamba 27 perşembe. Ama aynı ülke takımları belki çarşamba alınabilir böyle bir ihtimal vardır. Şimdi Bekao transferinin bittiğinin müjdesini veriyor. Arkadaşlar Fenerbahçe stoper attığını zaten anlattım. Jaden'ın fena olmadığını söylüyor. 10 numara transferi. Burada 10 numara transferini numarayı giyecek futbolcu babında söylemiş olabilir mi? Ve son haberimiz arkadaşlar. Herkes bana bunu soracaktır muhtemelen. Hocam almasına alıyoruz da kim gidiyor? Fenerbahçe forması giyen savunma oyuncusu Atilla Salah'ı Almanya'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Arkadaşlar dünkü maçın kadrosuna yedeklerine bir bakar mısınız? Size zahmet. Hani oralarda Atilla Salah'ı görebilecek misiniz? Merak ettiğimden soruyorum. A sporun haberine göre Atilla Salah ile ilgilenen Hoffenheim ve Union Berlin. Fenerbahçe'nin Macar oyuncusu için istediği 13-14 milyon euro seviyelerine çıktı diyor. <laughs> Doğru. Şimdi Serran Hamzoğlu resmi teklif yok diyor. Doğru. Yağız Tabuncuoğlu 13-14 teklif ettiler diyor. Doğru. Hocam resmi teklif yok. 13-14 ile teklif ediyorlar? Kuş mu gönderiyorlar? Arkadaşlar vasıtalarla 13-14 milyon euro teklifi sunuyorlar. Biz de 20 istiyoruz. Yanına da limonata. Harbi biz de 20 istiyoruz. Ya, kimseye söyleme. Atilla Salah'ı 14 falan etmez. Ne 20'si? Verelim gitsin 14'ü. E. Ulan biz 14'e tamam diyelim de herifler. Ulan siz 14'e tamam dediniz. Hayırdır mı desin? Karışmayın siz. Karışmayın 14-16'ya bitsin. <laughs> Ve benim birkaç tane Galatasaraylı arkadaşım var. Yanık kremiyle geziyorlar. Her an Fenerbahçe kapı açıklayacak da yani bir yerleri yanıp orada sürecekler diye. Onun orada nasıl 20'ye sattınız ulan? O kadar topçu muydu diyor. Ulan Arda bedavaya gitti. 20 artı 10 opsiyon artı sonraki satıştan pay diyorum. Kesin ülle var. Elif elmasdaki gibi. Aynen. Kim Minji'deki gibi. Tıpkı onlardaki gibi var. Diyor ki siz bu kadar ikinci iki, iki bitirdiniz ligi. Evinizde 3 deplasmanda 3 yediniz. Nasıl bu kadar futbolcu satıyorsunuz? Hakemle yenildiniz değil mi? Ya her maç hakemle yenileceğin diye bir şey yok. Ama hakemlerin de hakkımızı yedi bir sürü maç var. İki tane maçta teknik direktörün korkaklığına ve aptalca sistemiyle yenildin diye sezon boyunca hakemlerin yapmış olduğu torpiller, kıyaklar, offsaytımsılar, 34 hafta boyunca çıkmayan sarı kart, geçtim sarıyı, kırmızı kartlık hareketlere bile sarı çıkmaması. Bunu Allah'la kitapla falan açıklayamazsın. Bunu Müslümanlıktan falan açıklayamazsın. Bunu açıklayamazsan da kendine nasıl Müslüman diyeceksin o da ayrı bir mesele ama. Yani söyleyecek çok şey var ama yani dişimizi sıkıyoruz. Aa, Allah'tan duam daha beteri Fenerbahçe olsun. Hakemlerle şampiyon yapılsın Fenerbahçe. Hem de arka arkaya ikisine yapılsın. Canlı yayına gelsin bunları yaptığı gibi ağla. Haksız yere penaltı kazandınız ağla. Bilmem ne yaptınız ağla. Öbür tarafta bunlara soracaklar. Men Rabbüke. Rabbin kim? Ağla. Kitabın kim? Ağla. Göreceksiniz orada. Buradaki şeyinizi. Neyse ya. Bizi bu alakadar etmez. Bizi şu alakadar eder. İkinci olan Fenerbahçe. Geçen sezonda ikinci olan Fenerbahçe. Çatı çatı futbolcu satıyor. En beğenmediği futbolcularına bile talip geliyor. Şampiyon yapılan bak olan demiyorum. Şampiyon yapılan Galatasaray ise Takaboy'u 50'ye, Kerem'i 70'e Nelson'u 95 milyon euroya satmak üzere. Nereye? Brezilya milli takımına. Abi. Üçünü birden Brezilya milli takımına satacak hem de bu paraları. Hayallerle yaşayanı gerçeklerle bir şey yapıyorlar ama neyse. Biz Atilla Salahi'yi satmak üzereyiz. İki takım arasında karar verecek. Atilla Salahi'ye normalde Nice'den de teklif geldi ama beyefendi ben de de e, bunu oynamak istiyorum. Kulüpte saygı duydum. Görüşmelerini sürdürüyor bir iki güne belli olacak arkadaşlar biliyorsunuz Atilla Selahattin gelen 14 16 milyon euro da kulübün kasasına eklenecek Hocam yine bir eksikti var Emir Ortakaya artık arkadaşlar Emir Ortakaya'nın da çok durması düşünülmüyor Samet Akaydın ve Serdar Aziz bunlardan biri gidebilir ama asıl Ana tandem şu anda Osterwolde, Perez'de sol bek. Ciku Bekaoğlu stoper attı. Yedekleri Samet Serdar şeklinde. Peki Türk Emir Ortakaya'nın kiralık verileceği bir sistem düşünülüyor. Sağ bekle de Ferdi. O sayı o sahi giderse e, gitmesi muhtemel. Gitmese de başka bir çalışma var. Ferdi başka bir isim düşünülüyor. Kaleye de Livakovic uğraşılıyor ama Altay gittiği zaman Altay giderse aslında bu Livakovic kapıdır. Yani Altay Bayındır size Livakovic kapını verir arkadaşlar. Altay'la ilgili altyazı bile görseniz şu kulüple görüşmelere başlanmıştır diye bu size Livakovic kapı olsun. Tamam mı? Yani i̇lla Livakovic gelecek de Altay gidecek diye düşünmeyin. Bu size Livakovic kapı olsun. İzlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Bunları yapmadıysanız da koyu cinci onlusunuzdur. Yani koyu cinconlu adam abone olmaz bu videoyu izleyip. Ya da bu videoyu izleyip beğenmiyorsa koyu, kop koyu cinconludur. Görüşmek üzere.